Değerli aziz dedektör izleyicileri ve takipçileri, bugün sizlere yeni çıkarmış olduğumuz 2D canlı grafik özelliği olan ve hızlı arama özelliği olan 3 başlık üzerine tasarlanmış, her başlığı farklı farklı frekans yapısına sahip olan A6 Plus dedektörümüzün tanıtımını yapacağız. Hem yurt içi için hem de yurt dışı için tasarlanmış olan A6 Plus cihazımızın önce uygulamalı resimlerini, testlerini masa üzerinde göreceğiz. Daha sonra da uygulamaya geçeceğiz inşallah. Resimler üzerinden bir devam edelim. Resimlerin üzerinde bir çalışmamızı yapalım. Cihazımızın bir tanıtımını yapalım sizlere. A6 Plus'ın ekran monitör kısmını görüyorsunuz arkadaşlar. Bu kısım slow arama dediğimiz kısımdır. Yani şu tuş kısmından slow arama bölümüne geçerek bu kısımda 2D canlı grafik olarak boyama işlemini yapar. Boşluklarda farklı, değerli değersizlerde farklı olarak işlem yapar. Bunun dışında diğer resimde hemen devam edelim. İki sistemin bulunduğu resmi görüyorsunuz şu anda. İki sistemin bulunduğu yerde öncelikle sayısal hızlı arama. Sayısal hızlı aramanın ekran görüntüsü ve altında özellik ve donanımları mevcuttur. Bu kısımda yaklaşık 7 tane farklı versiyonu yapabiliyor cihaz. Burada tespit yapmış olduğu hem değerli olan altın, gümüş gibi parçaları ve objeleri farklı sayı ve seslerde bize bildirmektedir. Aynı zamanda da hızlı aramanın trishot sistemi vardır. Direkt odaklama yapabiliyorsunuz. Diğer bir kısımda kiremit türü dediğimiz yapılarda, tuğla dediğimiz yapılarda bunları kapatarak, silerek de arama işlemi yapabiliyorsunuz. 2D canlı grafik özelliğinin alt kısmında yine özellik ve fonksiyonlarını görüyorsunuz. Burada demir türlerini yine ayrım yapabiliyorsunuz. 2D canlı grafik ile her türlü renk tonlarında ve seste arama yapabiliyorsunuz. Bir diğer resmimize geçerek devam edelim. Bu kısımda ise arazide kullanış ve tutuş yöntemleri. Burada yine cihazın ekran görünümünü görüyorsunuz. Bu resmimizde ise cihazın başlıklarının takım halini görüyoruz. 3 tane başlığımız var. Burada görmüş olduğunuz gibi 16-24 çare bandında olan 20 kHz'lik başlığımızı görüyorsunuz. Bu başlığımızla hem duvar hem ev içinde aramalarda kullanıyorsunuz. Su içerisinde arama yaparken bunu kullanıyorsunuz. Küçük nugget parçalar dediğimiz küçük parçalar, tek paralarda ya 20 kHz'lik başlığımızı ya da 14 kHz'lik başlığımızı kullanmamız daha sağlıklı olacaktır. 14 kHz'lik 28x32'lik başlığımız ise standart arama başlığımızdır. Bu başlık aynı zamanda siyah olarak da gelebilir, beyaz olarak da size gelebilir. Bu başlığımız 1,5 metreye kadar toprak ve kaya içindeki metal objeleri net ve kesin bulmanızı sağlar. Maksimum da 2 metreye kadardır bu başlığımız. Diğer başlığımız ise büyük derin arama başlığımız. 41 santim çapında olan 7 kHz olan başlığımız 2,5 metreye kadar net tespitler yapabilir. 3 metreye de 4 metre arasında da maksimum derinliğimiz vardır. Burada gördüğünüz gibi her başlığımızın frekansı farklı arkadaşlar. Bunları arama yaparken özellikle derin aramada 7 kHz normal başlıklara göre %10, %15 daha derinden tespit yapabilme özelliği vardır. Bunun için bu kısım çok önemlidir. Düşük olması da ayrımları daha net, daha garantidir ve küçük parçaları kaçırmaz anlamında tasarlanmıştır. Bunları zaten uygulamalı bir şekilde ofise gelirseniz size tanıtım ve testlerini yapıyoruz. Adrese isterseniz de posta ödemeleri alarak cihazınızı arazide kullanabilirsiniz. Bu kısımda A6 Plus'ın bütün aksesuarlarını yine görüyoruz. Şarjı, kulaklık, çantası komple takım halinde. Ekran monitörüyle birlikte görüyorsunuz. Bizim daha önce satışını yapmaya başladığımız 2016 yılında piyasaya sürdüğümüz Geofinder AZ Plus modelini görüyorsunuz. Bu model çok yoğun bir şekilde talebi hala devam ediyor. Çünkü çok yeni bir teknolojidir. Hala bunun benzeri şu anda piyasada maalesef yok. Bunun da yine iki sistem üzerine kurulu. Hem 2D canlı grafik özelliği var,
hem sayı değeri var ve iki başlık vardır. Bu cihazımız da sapın üzerine montalı ve hafif olan bir cihazımızdır. Bunu da görme imkanına sahipsiniz. Marduk AZ7000 arkadaşlar, toprak altı görüntüleme cihazı. Marduk bir firma ile beraber ortaklaşa yaptığımız bir proje. 8 metreye kadar toprak altındaki oda, mahzen gibi yapıları net olarak tespit yapmamızı sağlıyor bizlere. Cihazımızın full takım aksesuarını görüyorsunuz. Bunun da videolarını izleyebilirsiniz. Özellikle azizdirektör.com ve YouTube kanallarımızdan bütün marka ve modellerimizin ve dünyada üretilmiş olan marka modellerin test videolarını, uygulamalarını izleyebilirsiniz. Ayrıyeten müşteri temsilcilerinden arayarak hangi bütçenize uygun olabilir, istediğiniz bir marka model olabilir, WhatsApp'ınıza videosunu ve resmini isteyebilirsiniz. Böylece en azından yakından da takip etmiş olacaksınız. Mala GPR sistem. Bundan da iki sistemimiz var elimizde. Bunların antenleri 500 kHz'lik, 350 kHz'lik, 250 kHz'lik frekanslar üzerine kurulu olan arama derinlikleri farklı şekillerde gösterebiliyor. Bu sistemimiz biraz özel olduğu için özellikle ekip çalışmasında kullanıyoruz arkadaşlar. Profesyonel ekip çalışmasında kullanıyoruz. Ama yaklaşık 15 taneye yakın toprak altı görüntüleme cihazları ile ilgili satışı ve kiralaması da mevcuttur. Bununla ilgili mutlaka ayrıntılı bilgiler alınız. Alan tarama çeşitlerimizde en detaylı olan Bionic AT7, uzun menzilli olan alan taramamız, hem tekli hem çiftli kullanım özelliği var. Bunlarla ilgili de yine bilgileri müşteri temsilcilerinden alabilirsiniz. A6 Plus'ın yine bir başka resim göstergesini görüyorsunuz. Şimdi A6 Plus'ın uygulama ve testlerini masa üzerindeki deneme standımızda uygulama yapacağız sizlere. Bir isterseniz yavaş yavaş kamerayla geriye gidelim. Cihazlarımızın tamamı marka ve tescilleri yapılmıştır. Aynı zamanda ismi tescil olan ürünlerimiz TSE belgesi, üretim belgesi gibi bütün hepsi firmamızda mevcuttur. Yani bütün ürünlerimiz 2 yıl garantili, 3 yılda parça garantisi vardır. Ürünleri alırken bu şu anda görmüş olduğunuz standlarımız da burada. Her markayı sadece şu anda yeni olan, proje olan A6 Plus'la dahil olmak üzere bütün hepsini uygulama ve testlerini yapabilirsiniz. Kamerayı yaklaştıralım isterseniz şöyle bir. Cihazımızla buradan bir açılışını yapalım. Hemen şu yan taraftan açma düğmemiz var. Buradan bastığımızda cihazımızı açıyoruz. Resimlerde anlatımını yapmıştık. Slow arama tuşu. Sistem otomatik olarak açıldığında bütün metallere gelecektir. Bütün metaller bölümünde metal tespiti, bakın sağ barlar olarak, bakın gördüğünüz gibi bar grafiklerinden başlama ve bitiş noktalarında çok net anlayabiliyorsunuz. Madenli yapılarda ve boşluk tespitinde sol barlar çıkacaktır. Tespitimizi yaptıktan sonra herhangi bir değerli obje de olabilir, altın gibi. Hemen bakın şuradan eksi tuşumuzdan, artı tuşumuzdan, buradan ayrıma geçiyoruz. Buradan bakın bu ses tonunda ve sarı renkte altın ise ayrım yapabiliyoruz. Değerli ise gümüş gibi, bakın mavi tonlarda gördüğünüz gibi bu ses tonunda yine %70 ayrım yapabiliyoruz. Yine küp içerisinde de olsa tespit yapmış olduğumuz metal hiç fark etmez. Bakın içerisinde değerli olan anotasyon malzemeler var. Bunları da gösterelim size. Yani küpün içinde olması, kayanın içinde olması çok önemli değil. Cihazımız bunları çok rahat bir şekilde tespitlerini yapabilmekte. Bu kısım dediğimiz gibi slow arama. Biraz daha yavaş, ahenkli bir şekilde arama yapabiliyorsunuz. Özellikle derinlik hesaplamasını ve boşluk tespitini bu bölümde kullanıyorsunuz. Aynı zamanda bu bölüm A5 cihazımızın bütün donanımları içerisinde mevcuttur. Hemen buradan trishot sistemi dediğimiz FAST sisteminde
Bakın, bastığımızda hızlı aramaya geçer. Hızlı aramanın yanında çeşitli ayrıntılar var arkadaşlar. Ses, ışık, ekstra hassasiyet, eşik sesi. Eşik sesi ne demek? Farklı seslerde ve diğer bölümlerde arama yaparken de, yani belli değişiklikler yaptığınızda iki farklı ses tonu gelir. Bu şekilde arama yapabiliyorsunuz. Demir kayıt sisteminde ise şu anda açık olduğu için, 5'te olduğu için bakın sadece sesli arkadaşlar. Görüyorsunuz. Herhangi bir sayı değeri yok. Ancak bunu hemen şuradan menüden gidelim. Bakın. 0 aldığımızda bunu 0 aldığımızda bu kez demir türlerini daha tok eksi olarak sayı değerinde de görebiliyorsunuz. Hemen yine değerli türü metallerde bakın bu ses tonunda altını yine farklı ses tonunda bakın artı ile görüyorsunuz. Eşik ses dediğimiz altta bir ses gelir arka planda. Diğer filtre etme kısmı var gördüğünüz gibi. ZB filtre. Burada da özellikle böyle ıslak zemin dediğimiz, yani o arka planda bir ses geliyorsa buradan bunları düşürüp yükselterek yok edebiliyorsunuz, silebiliyorsunuz bu kısımda. Hot rock bölümünde özellikle arazide arama yaparken bazı yerlerde böyle kiremit parçaları çıkar, tuğla kırıkları çıkar. Burada da bunları silmede kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bunu yükselttiğiniz zaman kiremit türü yapıları ortadan kaldırabiliyorsunuz. RX kazanç. Bu bölüm ise ekstradan derinlik artırımında kullanabiliyorsunuz. Şu anda 6'dadır. Bunu istediğiniz kadar yükseltebiliyorsunuz. Yani %5, %10 daha derinlik artırımı yapabiliyorsunuz bu bölümünde. Zaten 7 kHz'lik bobinimiz takılı olduğu için burada da frekans ayarını görüyoruz. Cihazımızda herhangi bir şey tespit yaptığımızda, yani bir altın objeyi tespit yaptığımızda bakın odaklama da yapabiliyoruz. Yani bu cihazımızın bu kısmında odaklama. Ne demek? Özellikle bunu küçük parça üzerinde gösterelim. Yüzümüzün üzerinde gösterelim. Bakın. Şu ortada görmüş olduğunuz pinpoint denen tuşumuz var. Bakın. Enter ile X'i beraber kullanıyoruz zaten. Bastığımızda basılı tutarken bakın bir ekran çıktı ayrıyetten. Noktalama. Merkezleme dediğimiz kısım arkadaşlar burası. Yani burada buluyorsunuz. Bu şekilde işlem yapabiliyoruz. LED dediğimiz ışık kısmı var burada. Örneğin gece arayacaksınız. Cihazınızı kapatıyorsunuz. Koltuğunuzun altına alıyorsunuz. Örneğin. Bu şekilde bakın. Hem enerji tasarrufu hem de tamamen sesli sistemde arama yapabiliyorsunuz. Buradan tekrar bastığınızda tek tuşla açabiliyoruz. Slow'a bastığımızda slow arama kısmına cihazımız geçer. Bu bölümde arama ve tarama yapabiliyorsunuz. Zaten içerideki göstergelerimiz hem derinlik bölümleri olsun hem ses hem ışık buradan görebiliyorsunuz. Bir de menünün içine dolaşalım biraz. Bakın şu anda menüden girdiğimde şurada sarı bir çerçevemiz var. Buradan kazanç bölümünü artırabiliyorsunuz. Örneğin bir uygulama yapalım isterseniz. Point'ten giriyoruz içerisine. Bakın. Düşürüp yükseltebiliyorsunuz. Tabi biz fabrika ayarında gönderiyoruz hepsini. Sağlıklı olan 6 ve 7 arasında işlem yapabiliyoruz. Hemen yine buradan devam ettiğimizde şu yan taraftan hassasiyetimiz 6. Yine buradan da yükseltip düşürebiliyorsunuz. Ses ayarımız, ışık ayarımız. Gece arıyorsunuz ya buradan kapatabilirsiniz ya da yine bunun içerisine girip buradan istediğiniz seviyede hem düşürüp köreltme işlemi yapabiliyorsunuz hem de aynı zamanda enerji tasarrufu sağlıyorsunuz. Evet, şimdilik cihazımızı zaten bu şekilde deri çantanın içerisine gelecek monitör kutusunda gördüğünüz gibi. Bu başlıkla birlikte tekrar şurada bir daha gösterelim. Kamerayı istersen şöyle bir çevirelim. A6 Plus'ı zaten şurada görmüş olduğunuz ekranlarımızı biz açtık. Slow arama ekran kısmı ilk gelen bölüm. Daha sonra da hızlı arama modu ikisini birden görebiliyorsunuz. Başlıklarımız 3 tane. Bazen bu başlığımız siyah olarak gelebilir. Onu da özellikle belirtelim. Siyah olarak da gelebilir. Burada da yine bir diğer resmini görüyorsunuz. A5 cihazını zaten bunu 2 yıldan beri satışı mevcut. Şu ana kadar yüzlerce satılmış olan bir ürün.
Bunda da yine iki başlık olayımız var. Derin aramada kullanmak isteyenler, özellikle boşluk bulmada, altın tespitinde ve ayrımında biraz daha fiyatı A6'ya göre uygundur. A3 modelimiz yine sapun üzerine montalı. Yine iki D canlı grafik özellikleri, sayısal değerleri olan cihazlarımız bunlar. Plus modelimiz, hemen o da burada. Şurada bir gösterelim şunu. Şöyle. Bunu zaten resimde de görmüş olduğunuz gibi son derece hafif bir cihazdır. İki başlıkla verilmektedir. İki tane başlığı var bunun. Şurada görmüş olduğunuz gibi ekran görüntülerini de görebiliyorsunuz. İki başlıkla verilmekte. Fiyatı da uygundur. Lityum bataryalı olduğu için çok uzun süre arazide size kullanma imkanı sunar. Toprak altı görüntüleme cihazlarını şöyle size bir kamerayı dolaştıralım. Mala'dan başlayalım önce bir. Arkadaşlar, Mala, Lekoter sistemi ve GPR sistemi. Bunlar genelde inşaat sektöründe kullanılan bir sistem, belediyelerin kullandığı bir sistem, arkeoloji tespitlerinde kullanılan bir sistem. Biz bunu define amaçlı da son yıllarda kullanıldığı için mağazamızda mevcuttur. Bunun da 350 kHz'lik ve 250 kHz'lik antenleriyle yaklaşık 8 ile 15 metre arasında tespitler yapabiliyoruz. Gerçek GPR sistemdir. Marduk AZ7000 yine 6 ayda satışı olan, yine bizim kendi projemiz, resimlere tanıttığımız gibi. Bu cihaz çok çok özel bir cihaz. Alman malı Enfat DC modelinin çok daha geliştirilmiş sistemidir arkadaşlar. Özellikle bunu belirtelim. Neden geliştirilmiş sistemi? Hem verisi daha güçlüdür, hem aynı zamanda 7 tane hafızası vardır. 7 kere çekim yaparak kaydedebiliyorsunuz. Yapmış olduğunuz çekimleri kendi ekranına kaydedebiliyorsunuz. Yani siz arabada bir yerde dururken bununla gidip herhangi bir yere tarayıp 7 tane çekimler yapıp gelebilirsiniz. Ve bu verileri kendi özel yazılım olan programda işliyorsunuz. Aynı zamanda da WebStore denen özel bir yazılım var. Bu yazılıma göre uyarlandığı için bu yazılımda da verileri tek tek işleme imkanına sahipsiniz. Bunların tamamını mutlaka azizdedektör.com ve asyadedektör.com sitelerinden ve YouTube kanallarımızda izleyebilirsiniz. Daha detaylı, hangi marka olursa olsun cihazın videolarını ve resimlerini mutlaka WhatsApp'ınıza isteyiniz. Böylece daha yakından izlemiş olur, bütçenize uygun olan modeli almış olursunuz. Yani bugün herkesin tutup da bir Marduk AZ7000 alma şansı yok. Yüksek fiyatlarda olan bir üründür. Yani dünyadaki Marduk'ları 70 bin lirayla 150 bin lira civarındadır. Bizimki çok daha uygundur. Bir Mala, inşallah yakında onun da projesini tamamlamayı nasip eder bize Allah-u Teala. Bunun da yeni versiyonu şu anda 500 bin lira, 600 bin lira civarında. Yani biraz da bir ürün alırken kendi bütçemize uygun olan ürünleri ama iş yapabilecek kaliteli olan cihazları almamız gerekiyor. Biz de ne yapıyoruz? Sizleri hem bütçenize uygun olan bir cihazı burada masa üzerinde hangi marka olursa olsun onu test ediyoruz, deniyoruz, o şekilde size sunuyoruz. Yani sadece söylemlere bakmıyoruz işin açıkçası. Şu son sözlerimizi şöyle tamamlayalım. A6 Plus yaklaşık 2-2,5 metreye kadar net ve kesin tespitler yapabiliyor. Maksimumda 3-4 metreye kadar yapabilirsiniz. Çeşitimiz 30'a yakın farklı marka modeller var. Bunları ister ofis içinden gelip alabilirsiniz. İsterseniz adresinize posta ödemeli dediğimiz yöntemle cihazları alırken kontrol ettikten sonra da alabilirsiniz. Bugün yapacağımız tanıtımlar şimdilik bu kadar. Bir başka videoda, bir başka üründe görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.